Şimdi siz vakıflar dediniz. Vakıflar demişken tabii hani iktidar cephesi SDK'lar ifadesini kullanıyor. Hemen şunu sormak isterim. Bu cemaatlerin Murat Kurum'a bakışı nasıl? Onlar yeniden AK Parti'nin İstanbul'u kazanmasından başka hiçbir şey düşünmezler. Yani onlar kişilere bakmayacaklar. AK Parti ile kurulmuş olan ilişkiye bakacaklar. Yani Murat Kurum'la ilişkileri nasıl? Hani onların istediği isim miydi? Ya tam anlamıyla istedikleri isim olmayabilir. Açık söylemek gerekirse. Belki daha yakın olacak isimler bulunabilir. Mesela özellikle, kimi istiyorlardı? Yani Tevfik Göksu'yu daha çok istiyor olabilirlerdi. Ergün Turan'ı daha çok istiyor olabilirlerdi. Çünkü dünya görüşleri anlamında söylüyorum. Bunları maddi ilişki anlamında söylemiyorum ama dünya görüşü anlamında daha yakındırlar. Ama zaten Murat Kurum da en nihayetinde AK Parti içerisinde olduğu için nasıl desem bu yapılardan çok da uzak bir noktada değil elbette. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Her ne kadar iktidar STK olarak adlandırılıyor olsa da bunlar tarikat ve cemaatlerin resmileştirilmiş isimleri. Başka hiçbir şey değil. Onlar sadece ama sadece iktidarın İstanbul'da kazanmasına bakarlar ki Ekrem İmamoğlu'nun gelişiyle birlikte zarar gören, akışı kesilen o muslukların bir nebze de olsa yeniden açılabilmesi. Bunlar, bu yapıların bunun dışında herhangi bir bakış açıları yoktur. Pragmatik yaklaşacaklardır ve elbette ki çoğunluğu da Murat Kurum'u destekleyecektir. Evet, 5 yıl daha kaybetmeye tahammül kalmadı demiş bir diğer açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ya şöyle söyleyeyim, çok sözün bittiği yer mi diyorsunuz? Yani 5 yıl daha kaybetti mi İstanbul, kaybetmedi mi? Hatırlar mısınız? Ekrem İmamoğlu bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ikinci defa kazandığında şöyle bir benzetme yapılmıştı. Topal ördek denmişti. Meclisle üzerinden çalışmalarını engelleyebilecekleri imasında bulunarak. Şimdi meclisin ne kadar yüksek düzeyde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti ve MHP çoğunluğuyla neden yüksek düzeyde Ekrem İmamoğlu'nun yapmak istediği ama yapamadığı çalışmaları sekte vurduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bir ikincisi, İstanbul'un bir taksi sorunu var mı? Evet var. Ama dikkat ederseniz toplu ulaşım adı altında değerlendirildiği için bu taksi meselesinin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura edileceğini çok iyi biliyor iktidar temsilcileri. Ve bu sebeple İstanbul'da çözülmesi elzem olan taksi sorununun çözülmemesi için UKOME'de çeşitli engellemeler çıkarıldı. Yani eğer bir 5 yıl kaybettiyse olabilir. Zaten bunu söylüyoruz. Yani her belediye başkanının eksiği hatası vardır. Ama burada siz ne kadar bu 5 yıla taş koydunuz? Onun da iktidar cenahı tarafından cevaplanması gereken arada, ya da muhalefetin sorması gereken soru olacak. Yarın da bir UKOME toplantısı var değil mi? Bildiğim kadarıyla zam isteniyor. Şimdi zam geçebilir. Çünkü UKOME'de tek bir söz sahibi olan Büyükşehir Belediyesi değil. Ama geriye kalan taksi sayısının artırılması gibi tüm bunlar çoğunlukla geçmiyor oluyor. Ve çoğunlukla bunun Büyükşehir'e fatura edileceği bilindiği için bunun karşısında durulmuş oluyor. Ne yazık ki böyle de bir yerelde muhalefet anlayışı var iktidarın. Şimdi şunu da sormak isterim. Hep kampanya sürecinin öneminden bahsediyoruz ya Sayın Sancar. İşte nasıl bir kampanya yürütülecek, stratejiler, işte sloganlar. Gördük ki İstanbul muradına kavuşacak AK Parti'nin bu yerel seçimlerde adayı Murat Kurum'la birlikte kullanacağı sloganlardan biri olacak. Bunu sıklıkla göreceğiz gibi algıladım ben bu başlıkla birlikte. Elbette yeni başlıklar, sloganlar da gelecektir. Böyle yerel seçimlerde hep böyle adayla birlikte, beraberindeki ekiple birlikte mahalle mahalle, kapı kapı dolaşma geleneği vardır. Sürece dahil edilir. Bu doğru bir süreç midir? Çünkü artık farklı bir zaman dilimindeyiz. 2024'teyiz. Karşımızda farklı bir profil var, seçmen kitlesi var. Birazcık daha teknoloji çağındayız. Bunun karşılığı var mıdır hala? Bunun karşılığı belli oranda vardır. Çok mesela, yüksek değildir eskisi. Yani bunun belki bir ilçede, bunun belki küçük bir ilde karşılığı olabilir. Sokak sokak dolaşıp kendinizi anlatabilirsiniz. Ama yani her ilçede de değil. Yani çıkıp Çankaya'da, Kadıköy'de kendinizi anlatamazsınız. Çünkü
Zaten bir ilin nüfusundan daha fazla nüfusa ve yüz ölçümüne sahip ilçelerden bahsediyoruz. Fakat kitle iletişim araçlarının, ki bunların en önemlilerinden biri medyadır ki %90'dan fazlası iktidarın kontrolünde ve geri kalan %10'u da rütük sopasıyla terbiye edilme tırnak içerisinde çabası altındalar. Yani daha geçen hafta bile tüm kanallara, aralarında sözcünün de olduğu tüm kanallara kesilen cezaları hatırlayalım. Fakat burada sosyal medyanın elbette ki önemi vardır. Fakat sosyal medyada düşülen de bir tuzak var, bir hata var. Sürekli olarak yankı odalarında bekliyor oluyor. Özellikle muhalefet bu hataya çok düşüyor. Yani bir etkileşim alındığında bunun çok büyük bir etki yaratacağı düşünülüyor. Oysa etkileşim verenlerin çoğunun, hatta büyük bölümünün, hatta hepsinin zaten etkileşim verilen adayın destekçisi olduğunu göz ardı ediyorlar. Ve bunun üzerinden yukurulan bir söylem ortaya çıkıyor. Yankı odalarında insanlar dertlerini birbirlerine anlatmaya başlıyorlar. Ve diğer tarafa, diğer oy alabilecekleri taraflara ulaşmama gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Hatırlar mısınız 2019'da Ekrem İmamoğlu aday olduğunda o zaman çok eleştirilmişti. Fakat şöyle bir şey yapmıştı Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istemişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Topluma tam da buradan seslenmişti. Yetmemiş Tugay Güler'le canlı yayına çıkmıştı. Yani ne işin var orada o polemik yaratacak diyenlere karşı aslında tam da ulaşması gereken toplumsal grubun izlediği yayına katılmıştı. Bu tarz stratejilerin önemi o yankı odalarından, sokak sokak gezmelerden çok daha fazla. Yani evet, elbette ki bu aşama önemlidir. Tabanınızı konsolide etmek, tabanınızı bir arada tutmak namına. Ama esas ulaşmanız gerekenlerin size zaten oy verecekler olmasından ziyade size oy vermemeyi düşünenler ya da hiç oy vermeyecekler ya da hiç sandığa gitmeyi düşünmeyecekler olması gerekiyor. Yani evet, AK Parti bir yerde bunu... Diğer yapılan açıklamaları da paylaşmak isterim. Yeni açıklamalar da geliyor. Onu paylaşalım hem sizinle hem izleyicilerimizle. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 94 ruhu denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. 94 ruhuna bir kez daha atıfta bulunuluyor. Bunu da soracağım size. Hayat tarzı, köken, mezhep, inançlar üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne Cumhuriyet'le ne de Gazi Mustafa Kemal'le bir derdi, sorunu vardır demiş az önce. Açıklamaları böyle. Lütfen buyurun. Yani ben de açıklamayı yayında olduğumuz için okuyamadım, dinleyemedim ama hani Atatürk'ün istismar edilmesinden, tırnak içerisinde yine yaşam tarzı konusunda, muhafazakar seküler noktasından aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanya sürecinin ipuçlarını zaten verdi. Ve bu göründü. Elbette ki AK Parti belediyeleri arasında çok iyi çalışan, mesela ben çeşitli kentlerden, ilçelerden bunun örnekleri var elbette. Çok iyi çalışan, tüm topluma hizmet etme arzusunda olan belediyeler vardır. Tüm diğer siyasi partilerde olduğu gibi.